sporcu fıtığında özellikle en önemli yapılması gereken şey çok iyi anamnez almaktır. Hastayla konuşmak ve bu kasıktaki ağrının ne zaman başladığını, nasıl başladığını çok iyi bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Bu hastalarda fizik muayene çok önemli. Ama gerek anamnezi aldıktan sonra fizik muayenede herhangi bir patoloji muayene sırasında saptamayabilirsiniz. Dolayısıyla radyolojik tetkikler mutlaka yapılması gerekiyor. Burada çok sayıda patoloji aynı bölgede. Rectus abdominis kasına, musculus abductor longus kasına bağlı osteitis pubis'e, transvers abdominis kaslarının birleştiği bölgede bunların hepsine bağlı patolojiler bulunmakta. Dolayısıyla bunların hepsi de aynı semptom yani kasık ağrısı oluşturmakta. Radyolojik yöntemler bize burada spesifik olarak hangi hastalığın oluştuğunu önemli bir şekilde yardımcı yöntemler. Önce ultrason yaptırıyoruz. Özellikle bariz bir fıtık, gerçek bir fıtık var mı yok mu onu gösteriyoruz. Bundan sonraki radyolojik yöntemimiz kasık MR'ı, alt bölgeye pelvik MR yaptırıyoruz. Bu MR sırasında da sadece sporcu fıtığının adını koymak değil, başka bir patolojinin olmadığını ortaya koymak çok önemli. Dolayısıyla hastaya sporcu fıtığı, e, rectus abdominis tendopati, adduktor e, tendinit, osteitis pubis gibi bu bölgede ağrı oluşturan hastalıkların hangisi olduğunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bunlardan sonra da kararı vermek lazım.